is London to me? Previously on Talk to Al Jazeera, Turkish Defense Minister Fikri Isik discussed relations with NATO and Ankara's negotiations with Moscow to purchase Russian missiles. On this episode, we discuss potential threats to Turkey as a result of conflicts taking place in the region and Turkey's military goals in Syria. Turkey's Defense Minister Fikri Isik talks to Al Jazeera. The Syrian problem is a conflict which has brewed now on your doorstep for many years. Will Turkish troops participate in the battle for Raqqa? Şimdi biliyorsunuz Raqqa bu DAEŞ'in çok önem verdiği sembol şehirlerden birisi Raqqa. Buradan DAEŞ'in temizlenmesi en az dünya kadar Türkiye'nin de önceliği. Çünkü DAEŞ teröründen en fazla etkilenen ülke Türkiye. Bu açıdan DAEŞ'in bölgeden tamamen temizlenmesi Türkiye için çok önemli. Biz DAEŞ'in bu bölgeden temizlenmesi için her türlü katkıya hazır olduğumuzu ifade ettik. Ancak burada bir ön şartımız var. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütü eliyle temizlemek yerine terör örgütünü o bölgenin insanlardan oluşan legal meşru güçlerle temizlemek ve ileride DAEŞ sonrasında daha büyük problemlerin çıkmasını engellemek. Türkiye olarak biz bu bölgenin ülkesiyiz. Amerika bu bölgenin ülkesi değil. Veya Avrupa'nın bu bölgede bizim kadar büyük tehdit altında olmadığını hepiniz biliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin önceliği sadece DAEŞ'in bölgeden kovulması değil. So on that point, if I may, sir, will you then, I'm glad you mentioned that you don't want to clean terrorism, as you said, using terrorism. Can you participate in the battle for Raqqa if the Kurdish, Syrian Kurds, known as the YPG, who are considered terrorists in Turkey, if they are involved in that battle, can Turkey or Turkish troops at least participate in that battle? Hayır, katılmaz. Bakın, özellikle şunu ifade edeyim. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yok. Tarihin hiçbir döneminde de sorunu olmadı. Türkiye'nin sorunu teröristlerledir. YPG bugün bir terörist örgüttür. YPG'ye emri veren PKK'nın üst düzey kadrosudur. YPG'ye, PYD'ye, YPG'ye talimat veren PKK'nın üst düzey kadrosudur. Ve doğrudan PKK ile organik bağlara sahiptir. Yoksa Türkiye bölgede yaşayan Kürtlerin de aynı zamanda hamisidir. Onlarla ilişkilerin hiçbir sorun yoktur. Aynı zamanda PYD. Okay, do you think the United States understands that? Do you have any commitment from the US that they will end their support for the YPG, that they will not continue to push for the YPG to have a role in the battle for Raqqa? Tabii şöyle, biz bunu ısrarla Amerika Birleşik Devletleri'ne anlatıyoruz. Daha önceki Savunma Bakanlığı da, şimdiki Savunma Bakanlığı da. Ben But have they accepted kendim, that from your understanding? Ben bunu anlatıyoruz. Ancak bunun önemini kavramakla beraber henüz bize resmen bunu kabul ettiklerini ifade etmediler. Şu anda da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin önceliği DAEŞ'in buradan temizlenmesi. Bunun için de özellikle Türkiye ile ortak çalışma arzularını ifade ediyorlar. Ancak plan üzerinde askerlerimiz şu anda çalışmalarını sürdürüyor. Ümit ederiz ki bölgede bölge halkından oluşan ve yarın Raqqa'nın DAEŞ'ten temizlenmesinden sonra bölgede kalıcı huzuru ve istikrarı sağlayacak bir gücün oluşmasında Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye ve diğer koalisyon güçleri birlikte çalışır. Who, if the YPG, often the American argument is the Kurds are the best organized force on the ground. If they're eliminated, who provides the actual troops to enter places like Raqqa? Şimdi bu doğru bir yaklaşım değil. Yani sahadaki en iyi gücün PYD olduğu, bakın özellikle ifade ediyorum, Kürtlerle PYD'yi biz aynı kefeye koymuyoruz. Sahadaki en iyi gücün PYD olduğu doğru değil. Fırat Kalkanı harekatı yapılana kadar Amerika Birleşik Devletleri de koalisyon güçleri de başka bir alternatif var mı diye soruyorlardı. Ancak Fırat Kalkanı harekatıyla o bölgenin yerli insanlarından, kendi insanlarından oluşan bir gücün kısa sürede nasıl bir başarı elde edeceği ortaya kondu. Yeter ki koalisyon güçleri Türkiye olarak biz
bu bölgenin insanların oluşturacağı güce destek verelim. Bu insanlar buna hazır. Bakın sorun şu. Sorun sadece Rakka'nın DAEŞ'tan temizlenmesi değil. Rakka DAEŞ'tan temizlendikten sonra eğer Rakka'da PYD terör örgütünün hakimiyeti oluşursa bu defa o bölgenin insanlığıyla Kürtler arasında çok büyük bir kavga çıkacak ve burada bunu önlemek çok daha zorlaşacak. Türkiye'nin temel endişesi budur. Türkiye şunu söylüyor. PYD terörist bir gruptur. Kürtleri temsil etmez. Hatta Kürtlere en çok eziyeti yapan, işkenceyi yapan, en çok Kürt'ü öldüren grup PYD'dir. Kendisi gibi düşünmeyen bütün Kürtleri elimine etmeye çalışan, ortadan kaldırmaya çalışan ve buna yönelik onlarca, yüzlerce cinayet işleyen bir terör örgütünü siz sahadaki tek güç olarak görmeyin. Bu yanlış bir yaklaşımdır. Bunun yerine gelin çok hızlı bir şekilde Özgür Suriye Ordusu'nun da olduğu, başka belki unsurların da içinde bulunacağı o bölge insandan oluşan bir gücü kısa sürede hazır hale getirelim. Şu anda Türkiye'nin bu noktada hazırlıkları var. Biz bunu... You're talking about the Free Syrian Army. Yeah. Whose flag? Is there an agreement amongst the different powers? There's a lot of countries involved right now in Syria. Is there an agreement or an understanding between you, the Russians, the United States about whose flag will fly over Raqqa after ISIL? Bu noktada özellikle bizim yapmak istediğimiz, bizim en temel önceliğimiz Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Biz Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz. Biz bir demokratik Suriye istiyoruz. Suriye halkının bütün çeşitliliğinin yansıyacağı bir demokratik Suriye ve bu dalgalanması gereken bayrak da o demokratik Suriye'nin bayrağı olmalı. But all the powers are interpreting that so differently. The Russians talk about a democratic Syria. Their vision is very different from the American one, from the Turkish one. I mean, what's going on right now in Manbij shows how much, even after ISIL has been cleared out of the city of Manbij, you're not on the same page, are you, with the United States and Russia about what the post-ISIL situation should be in Manbij and what should happen to the Kurds there, right? Bir kere önce şunu söyleyeyim. Türkiye olarak bizim önceliklerimiz bizim açımızdan bellidir. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Suriye tek bir ülke olarak devam etmeli. Ancak demokratik bir Suriye olmalı. 600 binden fazla insanın ölümüne sebep olan bir Esed'in bundan sonra Suriye'nin başında kalması mümkün değil. Türkiye'nin başka bir önceliği de şu, PYD'nin doğu ve batı kantonlarını birleştirmesi Türkiye için kesinlikle kırmızı çizgidir. Bu noktada Münbiç'ten PYD'nin çıkartılması Amerika Birleşik Devletleri'nin ve koalisyon güçlerinin Türkiye'ye verdiği bir sözdür. Bu sözün yerine getirilmesi lazım. Her ne ad altında olursa olsun, her ne örtü altında olursa olsun PYD'nin Münbiç'teki varlığını Türkiye olarak kabul etmiyoruz. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve koalisyon güçlerinin Türkiye'ye verdiği sözü tutmasını istiyoruz. Türkiye burada PYD'nin kantonları birleştirme hayaline kesinlikle müsaade etmeyecek. Ama bunu yaparken de biz müttefiklerimizle, Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte çalışıp bu sorunu artık daha büyümeden çözmek istiyoruz. PYD'nin zaman zaman Rusya bayrağını, zaman zaman rejim bayrağını. So is that not leading to more division in Syria rather, I mean the cooperation between Turkey, Syria and Russia at this stage is not leading to more unity or solution after ISIL is being evicted from areas, correct? That's what I'm hearing, listening to what you're saying, sir. It sounds like promises are not being kept to you from your perspective, and the result is there is more division on the Syrian soil. Şimdi tabii Suriye topraklarının bütünlüğünü savunmak sadece Türkiye'nin değil, Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de önceliği olmalı. Yoksa bölge çok daha büyük sorunları yaşamak durumunda kalabilir. Bu noktada Suriye, Rusya ile ve Amerika ile tam bir görüş birliği içinde olduğumuzu söyleyemeyiz. Onların öncelikleri farklı, Türkiye'nin önceliği farklı. Türkiye'nin önceliği Suriye'nin bütünlüğüdür. Ama bunu yaparken de Suriye halkına zulmeden bir
Esad'la bu birliğin sağlanmayacağını Türkiye her vesileyle ortaya koyuyor. Burada Türkiye bu bölgenin ülkesidir. Suriye'deki her gelişme Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. Irak'taki her gelişme Türkiye'yi doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla hem Suriye'nin hem Irak'ın toprak bütünlüğü ve özellikle siyasi bütünlüğü bizim için çok önemli. Biz bütün politikalarımızın temeline bunu koyuyoruz. Bu açıdan da gerek Münbiç'teki gelişmeleri, gerek Rakka'daki gelişmeleri bu perspektifle değerlendiriyoruz. Bu noktada ne Amerika ile ne de Rusya ile her konuda fikir birliği içinde olduğumuzu söylememiz mümkün değil. Just to clarify then, does the decision of whether or not Turkish troops will participate in the Battle of Raqqa now hinge upon whether you get that guarantee or commitment from the US that the YPG is not going to play a role? Şimdi Türkiye'nin kesinlikle YPG ile bir harekata girmeyeceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Türkiye bir terör örgütüyle bir harekata girmez. Bunun bilinmesi lazım. Ve Rakka'nın kurtarılması ve bölgenin kalıcı istikrarı için de koalisyonun özellikle Rakka'nın Rakka operasyonunda çok daha dikkatli olmasının gerektiği açık. Okay. The US has supported the YPG, hasn't it, in the past? Of course, Turkey considers the YPG to be an offshoot of the PKK, a group which has a history of putting bombs in public places in Turkey, killing civilians, security personnel. Do you consider the US, therefore, to be supporting terrorism? Şimdi, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri YPG'yi terör örgütü olarak saymıyor. PKK'yı terör örgütü olarak sayıyor. YPG'yi terör örgütü olarak saymıyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm resmi söylemlerinde biz SDG, Suriye Demokratik Güçleri ile işbirliği yapıyoruz diyor. Ancak bunu Türkiye olarak biz kabul etmediğimizi, Suriye Demokratik Güçleri'nin aslında PYD'nin kamufle edilmiş hali olduğunu Amerikalılara ifade ediyoruz. Burada Amerika Birleşik Devletleri ile henüz anlaşma noktasına gelmediğimiz... So, do you consider the American support for the YPG to be tantamount to support for terrorism? Bu tabii doğrudan Amerika Birleşik Devletleri terörü destekliyor demek çok iddialı bir ifade olur. Ancak dolaylı bir desteğinin olduğunu da bütün dünya görüyor. PYD'yi desteklemek de aslında Türkiye açısından terörü dolaylı olarak desteklediğini dünya görmüş oluyor. Indirect support of terrorism. Ya bu noktada zaten Batı'nın ikircikli yaklaşımından Türkiye olarak da aslında diğer ülkeler olarak da rahatsızız. What is your military goal in Syria right now? There was a point in time when President Erdogan was talking about the necessity of Bashar al-Assad to leave power before there can be peace in Syria. But now as you fight and your soldiers fight a conflict there, what is the goal for you? How do you measure victory? Bir kere Suriye'deki en temel önceliklerimizden birisi akan kanın durmasıdır. Suriye'de ateşkesin kalıcı olması ve Suriye'de daha fazla insan ölümünün önüne geçilmesidir. Birinci amacımız bu. İkinci amacımızsa Suriye'nin bir an önce istikrarını yakalamasıdır. Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü içerisinde demokratik yollarla seçime gitmesi ve Suriye'nin özellikle egemenlik alanında herkesin temsil edildiği demokratik kurallarla belirlenen bir hükümetin kurulmasıdır. Türkiye'nin şunu açıkça söylemekte fayda var. Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünde hiçbir zaman gözü olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Türkiye'nin Suriye'de yaptığı harekat özellikle o bölgeden hem DAEŞ'in temizlenmesi hem Türkiye'ye yönelik tehdidin ortadan kaldırılması hem de Türkiye'de bulunan Suriyelilerin gidebilecekleri güvenli bölgelerin oluşturulması ve Suriyelilerin kendi topraklarında mümkün olduğu ölçüde hayatlarına devam etmesidir. Bunun dışında Türkiye'nin bir hedefi yoktur. En önemli hedefimiz Suriye'nin barışa bir an önce kavuşmasıdır. Huzura bir an önce. Do you have any commitments from the US, from the Trump administration now, that they will back the creation of a safe zone along your border with Syria? Biliyorsunuz Sayın Trump güvenli bölgeler oluşumuna
olumlu baktığını ifade etti. Şu anda da teknik çalışmalar sürüyor. Eğer bu teknik çalışmalar sonucunda mütabakat sağlanırsa Suriye'de güvenli bölgelerin uçuşa yasak, güvenli bölgelerin oluşumu mümkün olabilecek. O zaman da o bölgelerde Suriyeli göçmenlerin, mültecilerin tekrar topraklarına... Do you think that agreement will be reached with the US administration? Bu noktada iyimser olduğumuzu ifade etmek isterim. Temkinli bir iyimserlikten bahsedebilirim. Do you think the Russians are on board or will be on board with that? Yani bu noktada Rusların ne kadar katkı vereceğinden emin değilim. But they wouldn't Ancak oppose the creation. Do you have any commitment that they wouldn't oppose the creation of a safe zone? Obviously, that would need some observance from the Russians. They fly jets over the area and conduct missions and so on. Do you think that they would at least not interfere? Do you have any commitments they won't interfere with the creation of a safe zone? İşte böyle bir güvenli bölgenin oluşması için hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem Rusya'nın hem de koalisyon güçlerinin bu noktada bir mütabakatın olması gerekiyor ki istenmeyen olaylarla karşı karşıya kalınmasın. Mm-hmm. What happens to Syria after ISIL? Do you have a vision? Suriye'nin iki yolu var. IŞİD sonrasında, DAEŞ sonrasında. Ya Suriye, DAEŞ'in Suriye'den çıkarılmasından sonra iyice bölünecek, başka terör örgütleri Suriye'de hakimiyet kurmaya çalışacak ki bu hem Suriye için hem bölge için başka bir felaket. Ya da Suriye demokratik bir ülkeye evrilecek. Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde kendi demokratik seçimlerini yapacak. Belki bir geçiş süreci olabilir ama kendi demokratik seçimlerini yapacak ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne dayalı demokratik bir Suriye göreceğiz. Türkiye olarak bizim tercihimiz ikincisi. Yani bir geçiş süreci olabilir. Bu geçiş süreciyle beraber bir demokratik seçim sonucunda oluşacak Suriye yönetiminin Suriye'nin bütün topraklarında egemenliğini tesis etmesi ve yoluna devam etmesi. Türkiye olarak bizim desteklediğimiz tez bu. So, where does that leave Turkish troops? Do Turkish troops leave Syria after Raqqa? Or is it just the beginning? Biliyorsunuz, Türk birliklerinin orada var olma sebebi açık. Türkiye'ye yönelik tehditlerin bertaraf edilmesi, DAEŞ'in temizlenmesi ve başka terör örgütlerinin bu bölgede hakimiyet kurmamaları. Bu amaçlar gerçekleştikten sonra hiç tereddüdünüz olmasın, Türk birlikleri çekilecektir. If we could talk, sir, about the situation in Iraq, who fills the vacuum in Mosul after ISIL is evicted from there? Tabii bu büyük oranda Irak hükümetinin tavrına bağlı olacak. Eğer Irak hükümeti Irak'ta ve Musul'da kalıcı istikrarı benimserse, o zaman Musul'un bu savaştan önceki, DAEŞ'ten önceki demografik yapısını korumayı önceleyecektir. Bu Türkiye'nin de tercihi olacaktır. Eğer Irak hükümeti DAEŞ'in Musul'u işgalinden önceki demografik yapıyı korursa, Irak'ta huzur gerçekten sağlanabilir. Ancak bunu fırsat bilip aşırı uçlar Musul'un demografik yapısını değiştirmeye kalkarsa, bu en az DAEŞ kadar başka bir tehlikeyi de beraberinde getirir. Bu defa Irak çok uzun süre bir istikrarsızlık dönemine girebilir. Biz Türkiye olarak özellikle Irak hükümetiyle yaptığımız tüm görüşmelerde Musul'un demografik yapısının bozulmasını Irak'ı açısından büyük bir felakete yol açacağını ifade ediyoruz. Ve bu konuda da Türkiye olarak Irak hükümetine her aşamada desteklemeye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. Burada Clarify that for me, if you would, sir. What, from the Turkish defense thinking, constitutes extremists changing the democratic structure of Mosul? Are you talking about the popular mobilization units? Biliyorsunuz, Musul. The Shiite militias intervening or entering Mosul? Biliyorsunuz, başka ülkeler tarafından desteklenen bazı aşırı Şii gruplar, Şiici gruplar, Musul'da bir hedefleri var. Onlar Musul'un demografik yapısını değiştirmeyi arzu ediyorlar. Musul'u eski demografik yapısından aşırıların hakim olduğu bir yapıya kaydırmaya çalışıyorlar.
biz Irak'ın kendi içerisindeki dengelerin farkındayız. Irak'ın toprak bütünlüğüne de özellikle saygılıyız. Irak'ın egemenlik hakkına saygılıyız. Ancak Musul, biliyorsunuz, Irak'ın Türkiye ile çok tarihi bağları var. So what will Turkey do, sir? If Shiite militias, if some of these popular mobilization front units, if they enter Mosul, will Turkey intervene militarily, Turkish troops? Şimdi zaten bu aşırı ve başka ülke tarafından, başka ülkeler tarafından desteklenen aşırı gruplar Musul'a girerlerse, bu Musul'da çok daha büyük bir çatışmanın fitilini ateşler. Ve bu sadece Türkiye değil, bölgede hiçbir ülkenin kayıtsız kalamayacağı bir duruma dönüşebilir. Bu noktada biz özellikle Irak yönetimiyle çok yakın görüşüyoruz. Bunu sürekli telkin ediyoruz. Aman ha, dikkat edin. Bu Musul'un demografik yapısının değişmesi bölgede çok büyük sorunları tetikler. Buna hiçbirimizin gönlü razı olmaz. Türkiye olarak biz bu noktada çok hassasız. Right, çünkü, but when you say, sir, when you say we won't remain silent, does that mean Turkey might intervene militarily there? Sadece Türkiye için söylemiyorum. Sadece Türkiye için söylemiyorum. Bölgenin genelindeki bütün dengeleri değiştirebilecek bir risk alanıdır Musul. Bu sadece Türkiye için değil, diğer ülkeler için de aynı şekilde çok ciddi bir problem olur. O açıdan da burada asıl Irak hükümetinin tavrı, Sayın Ebadi'nin yapıcı bir tutum takındığını biliyoruz. Ancak Irak'ta Sayın Ebadi'yi de zorlayan bir takım güçlerin olduğunun da farkındayız. Bu noktada biz Irak hükümetine Musul'daki demografik yapının, Telafer'deki demografik yapının değiştirilmemesi noktasında özellikle dik durmasını, dirayetli olmasını... On that point, some Turkish officials are on the record as also warning about Telafer. Will you intervene? Will you send your troops into Telafer if some of these Shiite militias enter Telafer? Şimdi Telafer bir Türkmen şehridir. Şii Türkmenler de var, Sunni Türkmenler de var. Bu demografik yapının değişmesi Türkiye'yi son derece rahatsız eder. Ve bölgede çok ciddi problemleri tetikler. Dolayısıyla bölgede bu kadar büyük problemlerin olması bölgedeki hiçbir ülkenin bu işe kayıtsız kalmaması sonucunu doğurur. Bu ciddi bir problemdir. Ümit ederiz ki bundan hiçbiri olmaz. Ümit ederiz ki Musul'dan, DAEŞ'dan özellikle Musul temizlendikten sonra eski Musul aynen korunur ve hiç kimse yurtlarından edilmez ve Irak'ta da kalıcı bir istikrar, sükunet sağlanmış olur. Right, but does your sense, is what you're telling me, that sense, when you say that sense of discomfort, no one's going to be comfortable, does that mean you might send troops into these areas, Telafer or Mosul for that fact? Şimdi dediğim gibi Türkiye'nin bu noktadaki bir kırmızı çizgisinin ne olduğunu herkesin bilmesi gerekir. Telafer'deki bir demografik yapı değişimine Türkiye'nin kayıtsız kalmayacağını herkesin bilmesi gerekir. How do you say, sir, to those who say, why would the world take seriously that red line when the red line was crossed on Aleppo and Turkey didn't send in troops to prevent the fall of that city into the hands of the Bashar regime? Şimdi Rakka'nın Esad rejiminin eline düşmesine Türkiye hiçbir zaman kırmızı çizgi demedi. O konudaki Rakka'nın özellikle biz... Not Rakka, sir, Aleppo. There were statements by the Turkish president, even to Al Jazeera, indicating that that was a red line, that Aleppo was a red line. And yet we saw that city fall into the hands of the regime without any intervention by Turkish forces. Tabii orada şu anda Halep rejimde mi, Rusya'nın kontrolünde mi konusu biliyorsunuz çok tartışmalı bir konu. But you're saying Telafer Mosul, that's a different red line. Yeah. Am I correct in understanding that Turkey is considering seriously sending troops into those areas if Shiite militias enter those areas? Şimdi bakın benim söylemediğimi benim ağzımdan lütfen söylemeyin. Musul ve Telafer bölgenin en önemli yumuşak karnıdır.
bu bu alanda gerçekten huzur ve istikrar sağlanırsa hem Irak'ta hem bölgede huzur ve istikrarın kapısı açılmış olur. Ancak bu bölgede bu kargaşayı, DAEŞ'i fırsat bilerek bölgenin demografik yapısının değiştirilme girişimi Türkiye'nin kesinlikle kabul etmeyeceği bir girişim olacaktır. Thank you very much for talking about Al Jazeera. Okay, thank you.